Cenab-ı Hakk'ın ihsanı ve inayetiyle ikinci şuanın mütalasına başlıyoruz. Bu risale paha biçilemez bir eserdir. Üstadımız bu risale için bu risaleyi anlayarak okuyan adam imanını kurtarır inşallah diyor. Cenab-ı Mevla bu risaleyi hakkıyla anlamayı, hakikati kalbe ve ruha işletmeyi ve yaralarımıza merhem sürmeyi nasip etsin. Üstad Hazretleri ikinci şuaya şöyle başlıyor. Eskişehir hapishanesinin son meyvesi 31. lemanın ikinci şuağı. Bismillahirrahmanirrahim. 16 sene evvel Eskişehir hapishanesinde arkadaşlarımın tahliyeleriyle yalnız kaldığım bir vakitte şu şua gayet acele, pek noksan kalemimle sıkıntılı, rahatsızlık bir zamanda telif edildiğinden bir derece intizamsız olmakla beraber bugünlerde tasih ederken iman ve tevhid noktasında pek çok kıymettar ve kuvvetli ve ehemmiyetli gördüm. Şu ifadelere dikkat çekmek istiyorum. Eskişehir hapishanesinde arkadaşlarımın tahliyeleriyle yalnız kaldığım bir vakitte pek noksan kalemimle sıkıntılı rahatsızlık bir zamanda. Şimdi şunu hayal edin. Üstad Hazretleri hapishanede talebeleri tahliye olmuş, tek başına kalmış. Kalemi malumunuz zaten noksan. Hapishanenin verdiği sıkıntılar ve dertler üstadı kuşatmış. İşte böyle bir dert yumağı içinde üstadımız bu risaleyi yazıyor. Zindanda iken kainatı okuyor. Bizlerin imanını muhafaza için kendi derdini dahi yaşayamıyor. Bunları şu iki sebepten söylüyorum. Bir, böyle bir zata talebe olmak ne büyük bir ihsandır. Böyle bir zatın eserlerinden istifade etmek ne büyük bir inamdır. Ve böyle bir zatın yoluna hizmet etmek ne büyük bir lütuftur. Bunu bilelim ve buna göre amel edelim. İki, bir eserden hakkıyla istifade etmenin yolu o eserin müellifinin o eseri yazdığı hengamdaki manevi haline yakın olmaktır. Eğer bizler risalelerden istifade etmek istiyorsak Üstad Hazretlerine manen yaklaşmalıyız. Üstadımız bir risaleyi minare başında yazmışsa okurken minare başına çıkmalı, kuyu dibinde yazmışsa kuyu dibine inmeliyiz. Üstadımız bu ikinci şuayı zindanda yazmış. O halde bizler dahi ona hayalen misafir olmalı, onun sıkıntısını ve yalnızlığını manen hissetmeliyiz. Risaleleri böyle okumanın gereğini üstadımız dördüncü şuada şöyle beyan ediyor. Bana tam tevafuk eden tam hissedebilir, yoksa tam zevk edemez. Demek bizler Risale-i Nurlardan hakkıyla istifade etmek istiyorsak bu risaleleri mütalaa ederken üstadımızın halet-i ruhiyesine bürünmeli, manen o elbiseyi giymeliyiz. İkinci şuadan istifadenin bir şartı da budur. Üstadımız şöyle devam ediyor. Allahu Ahad ismi azamına dair 7. nükte-i azam, 6 ismi azamın 6 nüktesinin 7.'si. Üstad Hazretleri 30. lemmada şöyle diyor. İsmi azamı taşıyan 6 ismin 6 nüktesini beyan eden. Üstadımız 30. lemmada fert, hay, kayyum, hakem, adl ve kuddus isimlerini
ismi azam olarak beyan edip bu isimlerin izahını yapıyor. Her bir ismin başında da şöyle diyor: bir ismi azam veya ismi azamın altı nurundan bir nuru olan. İkinci şuada ise bu altı isme bir isim daha ekliyor ve diyor ki Allah Ahad ismi azamına dair 7. nükte-i azam ve 6 ismi azamın 6 nüktesinin 7.'si. Bu beyanla Ahad ismi şerifinin 30. lemmada zikredilen 6 ismin yani Fert, Hay, Kayyum, Hakem, Adım ve Kuddus isimlerinin 7.'si olduğunu ve Ahad isminin dahi bir ismi azam manasını taşıdığını beyan ediyor. Zaten bu ikinci şua Ahad isminin manası üzerine bir nevi tefekkürdür. Şimdi metne devam edelim. İhtar: bu risale benim nazarımda çok mühimdir. Çünkü içinde çok mühim ve ince olan esrar-ı imaniye inkişaf ediyor. Bu risaleyi anlayarak okuyan adam imanını kurtarır inşallah. İşte bir define. Çok mühim ve ince olan esrar-ı imaniyeyi fehmetmek ve imanımızın inkişafını istiyorsak işte bize bir hazine. Şu cümleye de dikkat edin. Bu risaleyi anlayarak okuyan adam imanını kurtarır inşallah. Bu esere ne kadar kıymet versek azdır, zira imanımızın kurtulmasına inşallah bir vesiledir. Üstadımız şöyle devam ediyor: ma teessüf, ben burada kimseyle görüşemediğimden kendime tebyiz edip yazdıramadım. Bu risalenin kıymetini anlamak istersen başta bulunan ikinci ve üçüncü meyveyi ve ahirdeki hatimeyi ve hatimeden iki sayfa evvelki meseleyi evvelce dikkatle okuduktan sonra tamamını teenni ile mütalaa eyle. Üstadımız bu risaleyi okumanın bir yolunu gösterdi. Bizler mütalaa yapacağımız için eserin başından başlayacağız. Dilerseniz sizler önce üstadımızın beyan ettiği kısımları okuyun ve mütalaya öyle başlayın. Şu cümleye de dikkat edin: teenni ile mütalaa eyle. Teenni, düşüne düşüne, yavaş yavaş, acele etmeden dikkatlice manalarına gelmektedir. Teenni ile okumak mütalaa yapmak demektir. Bu okuma usulü sadece bu risaleye ait değil, bütün külliyata aittir. Risale-i Nur'dan azami mertebede istifade etmek isteyenler risaleleri teenni ile okumalıdır. Bu üstadımızın nasihatidir. Bu dersle ikinci şuaya bir giriş yaptık. İnşallah eseri teenni ile yavaş yavaş mütalaa edeceğiz. Şimdilik Allah'a emanet olun.